Evet, Necat Bey merhaba. Merhaba. Bugün burada güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Yeni bir anlaşma imza attınız. Bize bahsedebilir misiniz? Çok güzel. Hocamız Bora Bey'in Türkçe seslerini, sözlerini düzenlediği Baba filminin Godfather filminin, evet. Evet, Godfather filminin Speak Softly müziğini Türkçe adaptasyonu yaptığını. Evet. Onu evet. Ben duyar duymaz bu dedim, plak olmalı. Çok acele bir kararla bugün buradayız. Plağa dönüştüreceğiz çok kısa bir zamanda. Sizin şirketinizin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Bizim şirketimiz 5 seneden beri plak üretiyor. Şu ana kadar 130'un üzerinde albüm ürettik. Türk sanatçılarının piyasaya sürdüğümüz. Bu herhalde 131. olacak. Nice 131'lere. İnşallah her evladın babasına alması gereken ne gayet hediye olacak. Babalar Günü'nde satışta olacak. Babalar Günü'nde mağazalarda olması için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Tamam. Çok hemen güzel bir proje. Bora Bey'e dönelim. Tabii babamdan çıkmıştı fikir zaten. Biz bunu 2,5 sene evvel ilk defa söyledik. Şimdi de işte sağ olsun Masar Fuat'ın Özkan'ın Fuat Bey sayesinde Necat Bey ile bir araya geldik. Evet. Ona da teşekkür ediyorum. Böyle değerli bir dostumuz da bizi tanıştırdığı için. Baba ile birlikte bizim de kalıcı, güzel ve hiçbir zaman unutulmayacak bir anımız olacak bu. Herkesin bir kitap gibi baş köşesinde hakikaten her gün dinleyebileceği bir şarkı olacak. Bir kere duygusal ve gerçekten içten olan bir proje oldu. Ve üçümüzü bu projede birleştirdik. Şarkının tam adı nedir? Sözleri size mi ait? Şarkının adı Baba Oğul. Aslında Baba Oğul. Artık Necat Bey nasıl Baba Oğul söylediği için. Çünkü hem baba söylüyor hem oğul söylüyor. Sözleri bana ait. Bir Baba Oğul şarkısı aslında. Ve şimdiye kadar çok böyle aşk şarkıları dinledik. Babaya yazılmış dinledik. Belki kadınlara yazılmış dinledik. Ama Baba Oğul olması açısından da bir yenilik olmuş oluyor. Ve sahnede söylediğimiz zaman da insanlar gerçekten ağlıyorlar, çok duygulanıyorlar. Gerçek bir müzisyen baba ve oğuldan dinliyorlar. Çünkü o bakımdan da sizin için de unutulmaz bir hatıra olacak. Var, tabii ki. Peki Necat Bey, plakların devri geçti mi efendim? Ne diyorsunuz? Yok, plakların devrinin geçmesi mümkün değil. Biliyorsunuz NASA uzaya Voyager kanalıyla bile altın plak gönderdi. Eğer geçmiş olsaydı veya değersiz olsaydı CD gönderildi, digital veri gönderildi ama plak seçildi, analog tercih edildi. Niçin gönderdiler onu? Uzaylılarla birleşmemizin ilk adımı bence. Teması. Temasımızın, bir araya gelmemizin belki de ilk adımı. Ulaşınca hepimizin haberi olacak. Yalnız biz altın yolladık, onlar onu gümüş yapıp geri yolladılar. Hiç de belli olmaz. Evet. Hiç de belli olmaz. Ben İlhan Bey'e döneceğim kısaca. Tabii. Efendim sizi maşallah çok iyi görüyoruz. İlk plağınız ne zaman çıktı, adı İlk neydi? İlk plağım benim 1961 yılında çıktı. Zamane Kızları değil mi? Zamane Kızları, bak bir varmış bir yokmuş. Evet. Hatta onunla ilgili çok güzel bir detay var. Babam diyor ki annemle birlikte rahmetli o plağın masraflarıyla senin diyor hastane doğum masraflarını karşılamıştık. Evet, evet. Değil mi? Evet. Bir plakla oldu bu yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Muhteşem. Teşekkürler. Buyurun. Herkese iyi dinlemeler. Herkese iyi İlhan Bey, Pera Palas'ta çalıyorsunuz. Her gün çalıyorsunuz Pera Palas'ta. Her gün 3-6 arası. 3-6 arası. Şimdi başladım. 3-6'ya kadar. 100 yaşına ne kadar kaldı efendim? 100 yaşına Dalia Demir. 100 yaşına. 100 yaşına. 100 yaşına inşallah 2023'te ben de basacağım. Dalia olacak. İnşallah. O zaman inşallah yeni bir İlham Gencer çıkacak. Yeni bir lok. 2023 yılının delikanlısı. Nice senelere diyoruz. Öyle size diyorlar. Sağlıklar diliyoruz. Allah nasip eder. Müzik